dizilerden bahsedelim. Özellikle Beni Çok Sev. Yok, ne? Beni Böyle Sev. Beni Böyle Sev ve Yeşil Deniz. Ben Yeşil Deniz'i çok izliyordum eşimle birlikte. O Denizlili. O coğrafya da bize çok tanıdık. Sanki kendi yöremizmiş gibi geliyordu. Aurası güzeldi dizinin. Çok yani, da keyifli bir işti. Dört sana kafadan. Sana sunduğu şeyler. O saflık. Saflık. Oyuncular çok dizilerde izleyip de yüzü eskiyen tipler değil. Yani kafanda izlerken ya bu daha önce şurada oynuyordu, sevgilisi buydu gibi bir şey canlanmıyor. Doğa güzel, şive güzel. Güzel bir hikayesi vardı ama... Hazine buldular, bir dansınız vardı, bir rap dansınız, bir kokoreççiniz işte, vardı. Yani ne kadar keyifle izlediğimi şey işte yani, gerçekten. Ali abinin söylediği İlkay yani... Diğer dizilerdeki gibi 10 saniyede birileri ölmüyordu. İnsanlar, arabalar havaya uçmuyordu. Dört tane birbirinden saf gariban arkadaşın arkadaşlığını anlatıyordu. Belki bu yüzden dedin ya hani halk orada bir şey diyordur diye. Halkın da bir reaksiyonuydu. Hala bizim konağa, bizim anneme gelip pansiyona bilmem kimin evi nerede, Almanya'dan geldik, bilmem kimin şeyi neredeydi. Yani insanlar var. Hala soruluyor mesela Yeşil Deniz ne zaman başlayacak diye. Hala soran var. Şimdi ama Mert Türk abi Cumhuriyet'e bir röportaj veriyor yakın bir geçmişte. Diyor ki hem dizilerine geleceğim, ne diyeceğim, dizilerle ilgili. İşte soruyorlar tabii dizi yapacak mısınız, mesafeniz nedir falan. Ben biliyordum. Cevap şu, ruhunuzu öldürmek istiyorsanız dizi yapın. Ben İlkay'ım buraya tabii canım. Bir daha söyleyelim, ben hiç dizi yapamayayım İlkay'cığım. Gömelim, bitti. Linç et. Yok hayır, ben bunu açıklatıyorum ki hemen dizi olsun, bağlayalım yani. Böyle de kıvırır yani, böyle de olur mu olur. Mirajı alır yani. Kredi kart isteyene... Ya o gün ne oldu? O gün yani aslında benim genel dedi inancım odur, o yöndedir yani. Dediğin gibi Beni Böyle Sev, Yeşil Deniz. Bunlar gerçekten ondan önce de Mustafa Sandal'la, Nevra Serezli ile Erdem Yener'le oynadığımız başrolde Aşk vardı yine TRT'de. Ben biraz tiyatrocu olduğumuz için mi, bir işi sadece parası için, sadece reklam için çok kabul edemiyorum Ali abi. Benim o işi... Kendimden bir parça bulmam gerekiyor. Ve içselleştirmen gerekiyor tabii. Aksi takdirde başarılı olma şansın sıfır, diğerleri gibi olur. O yüzden karton diziler var ya öyle oynuyor da ne oynadığını kendi bile bilmiyor. O anlamda yani ben şimdi bakıyoruz 145 dakika her hafta dizi çekiliyor İlkay. 6 gün yüzünde 2 kilo makyajla 20 saat çalışmanın da bir aktörün ruhunu... Şimdi ama 12 saate inmedi mi? Her dizide değil, her dizide değil. Bir aktöre zarar vermediğinde şimdi çok yasa gereği, Çalışma Bakanlığı'nın çıkarttığı yasa gereği, işçi ya da yönetmen ya da oyuncu 12 saat en fazla çalışır. 16 saat uyku şeyi vermek zorunda. Ara vermek zorunda. 12 saat evine gidecek. Dinlenecek, gelecek. Evet, bak setten eve gidiş saati bu 12 saate dahil değildir. Evden sete geliş de dahil değildir. Yani 12 çalışmaya başladı. 12 saat diyor, sen ona evde istirahat vereceksin. Bunu bilerek ve isteyerek ihlal edenler geçmiş olsun. Yapacak bir şey yok. Kabul etmeyeceksin abi. Diyeceksin ki ben 12 saat yasa böyle hak verdi, böyle kalacağım. Peki dizi teklifi gelsin mi? Senaryo okuyor mu Mert Turak, ne istiyor? Biz nasıl dizilerde göreceğiz Mert Turak? İşte nasıl dizi istiyor? Biraz o konuda insan öyle 8 yıl tıp gibi tiyatro okuyunca, Antik Yunan okuyunca, Rönesans okuyunca, Shakespeare okuyunca, Chekhov okuyunca seni etkileyecek senaryo da yani bekliyorsun o senaryo bir şey olsun da hakikaten ben oraya yüreğimle hala öyledir yani. Şimdi menajerim Abdullah da bilir beni. Hiçbir zaman sadece ben parası iyi diye çok çok ünlü birilerinin yanında işte görüneceğiz diye hiç kabul etmem. O rol Allah, bu rolü benim oynamam lazım. O böyle benim karnımı karıncalandırıyorsa o asla ıskalamaz. O hissiyat doğru bir hissiyattır. 14 yaşında tiyatroya nasıl başladıysam kendi laflarıma baktığımdaki o heyecan, o içimdeki lastik top hala öyle olur. Senaryo okuduğumda abi ben bunu rolü her türlü oynamam lazım. Dedirtmesi lazım. Dedirtmesi lazım. Senaryo bilmiyorum. O zaman önemli. İyi bir senaryo bekliyor Mert Turak. Galiba. Biraz ona bakıyoruz şimdi. Peki kaçırıp da böyle ya ben bunu görememişim, ne iyi bir rolmüş dediği bir şey. Samimiyetle bekliyorum. Çok seviyorum bu soruyu da. Vallahi şu rolü çok da olmadı. Yani
Mesela zamanında demişlerdi, çok istemişlerdi şimdi TRT'de Kalk Gidelim de olur musunuz diye. Yeşildeniz tadında o da bir iş. O dönem ben kabul etmemiştim mesela. Tamam devam ediyor olabilir dizi ama hala da yani oynasaydım mı dediğim bir şey yok yani. Yeşildeniz'den sonra bir şeylerin o... Yani komedisi sana çok geçmedi bilmiyorum. Anladığım kadarıyla ruhu. Ya da bilmiyorum. Biraz şey çok gibi da pişman geldi. Değilim ama. Ama yani şu andaki dizilere baktığın zaman en iyi oynayacağı rol Mucize Doktor. Bizim Taner de çok güzel oynuyor. Taner de benim alt sınıfım. O da çok yetenekli. Çok iyi oynar. Taner de çok iyi oynuyor. Yani bakınca tipoloji dışarı kas yapmak gibi bir yeteneğim yok benim. Aklımdaki bu isim geldi. Bu kadar. Evet, her en zor rol hani belki inandırması ama çok benzer bir rol oynadığı için belki o da ya acaba hep böyle biraz benzer roller mi geliyor diye düşünebilir miyim? Mesela biraz ondan da kaçıyor. Farklı şey mi istiyor? Tolga Ansay İşvan'la Hande Erçel'in bir tane işi vardı. Gold filmde. Orada bir sakat rolü vardı. O dönem gitmiştim Gold filmi. Dedi ki aa dedi tam sizlik dedi Mert Bey dedi. Sakat rolü var. Şimdi sen aktör olarak tam mesela. Tam aklıma geldi. Ha, aktör olarak diyorsun ki aman üstüme yapışmasın. Çünkü bizim öyle oluyor. Abi kötü oynuyorsan hep kötüsün. Aynen. Yani Ege dizilerinde oynuyorsan Kalk Gidelim'i de o dönem o yüzden çok. Bir o işin ayarını bir kaçırırsan kendini Ege dizilerinin vazgeçilmez oyuncusu. Hep jön oynayan çocuk, hep kötü oynayan çocuk aktör. Evet. Gerekirse bir süre o tabiri caizse onunla da aç kalmak mı, uzak kalmak mı bilmiyorum. Şu an her şey çok hızlı. Şu an diyorlar ki son işin kadar varsın. Dünya çok hızlı tüketmeye başladı ama ben bu konuda biraz eski kafalıyım herhalde. Birazcık insan aktörleri özlemeli bence. Tam ters köşe değişik bir şey. Bilmiyorum eserde de mesela Eser Yenenler'de eserde de abi dedi başka bir ülkede olsa dedi. Demin mesela Eda ile konuşuyoruz taksici. Adam dedi aa Yeşildeniz'den değil mi abi dedi. Evet dedim biraz ilerledik. Dedim Mucize izlemiş miydin? Ha izledim dedi. İki izlemedim de Mucize 1'i izledim dedi. Güzeldi dedi. Dedim orada bir sakat çocuk vardı ha o dedi iyi oynuyor dedi. Yüzüme bakıyor adam benim. Tanımadı. Ha o çocuk bendim dedim. Aa hakikaten ya o sen miydin dedi mesela. Şimdi başka bir ülkede belki bu bir başarı olabilirdi ama mesela bizim ülkemizde gerçekten tanımıyorlar dedi Eser Yenenler. Peki oradan seni gerçekten ödül aldın mı? Magazin Gazetecileri Derneği'nde en iyi erkek oyuncu almıştım Mucize 1'den. Ama Fikret Kuşkan'la bir fotoğrafı var Mert Duran Instagram hesabından almıştım. Mucize 1'deki o havayla eski sahneleri tekrar etmişsiniz evet. Ya. Şimdi bu adamı da gören Mert Durak demez. Bu değil. Yakın yüz olacak böyle tam kıvırcık saçlı. Bu Mucize 2'de artık. Saçlar taranmaya başlıyor. Evet bu da Mucize 1'den. Mucize 1'den yani evet, yakın abi. Yüzü olan varsa onu da verebilirsiniz. Instagram'ından atmıştım Mert Durak. Size de varsa yani tanımak da mümkün değil gerçekten. Yani taksiciye kabahat bulma demek istiyor. Ya. Annem diyor oğlum tipini değiştirme de bari helal edilsin diyor. Öyle gitsin. <güzel. gülüyor> Mucize 1'de bir çıplak sahnemiz vardı. Sahne var. O da her yerde sorulacak biliyorsun. Sorulsun yok. O her şeyden... yerde. Ama şu doğru mu ya? Alem sen bu hikayeyi biliyor musun? Bir gün önce Mahsun Kırmızı... Ya hikayeyi anlatmadan bunu biliyor musun deyince bana... Ali abi orayı kaçırır mı? Ha, orayı bir tabii mutlaka sonuna biliyorsun. Kadar anlatacağım. Ben sana dönmek için aslında ya. Hani İlk ayarda beni kurtarmaya çalışıyor. Ali abi hiç izin vermiyor. Çal çal. Ben Mahsun Kırmızıgül'ün söylediği bir cümleyi söyleyip sonra Mert Tura anlatmasını rica edeceğim. Mahsun Kırmızıgül ihtiyar heyetiyle oturuyor muhtarla. Ve diyor ki yarın herkes yakın akrabalarının evine gitsin. Özellikle kadınlar köyde kalmasın. Ve sonra camiden de anons ediliyor. Yarın köyde çıplak bir herif koşacaktır. Evlerinizde çıkmayın. Doğru mu? Tabii, tabii doğru doğru. Hatta o gün de söylediler. Birazdan çıplak bir gün önce Mahsun konuştu. Herkesle bilgilendirdi. O gün de sahneden önce hemen caminin şeyinden anons yapıldı. Birazdan çıplak bir adam köyün sokaklarında koşacaktır. Çocuklarınızı evde tutun. Eşlerinizi artık evde öyle tutun. Vurmayın. Ve silah dedi ve silahınıza davranmayın. Söylediler abi ben hatırlıyorum ve ben yine de bir, mesela tam bu sahnede biraz da korkuyordum çünkü çoban yani geliyordur oradan kuzularını otlatıyordur. Adam seni orada gördüğü zaman tereddüt etmez ki. Zaten Steadicam geliyor bende. Ben de yani o ara onu mu düşüneceğim falan bir anı oldu.
O anonsu neyince bitirsen işte insan bu, ya. Lütfen vurmayın. İşte bu Türklere özgü bir film çekme yöntemi. Bunu Hollywood çekseydi okeydekilerin tümü ama tümü figürandı. Hmm. Anlatabildim mi? Öyle köy yaratılırdı. Öyle bir köy yok muydu olurdu? Nasıl öyle bir köy? Yani o bir köyde set geçiyorsa, bir köyde geçiyorsa o köydekilerin tümü figürandı. Yani film ekibinden. Sonrası da plato olurdu demin. Hmm. Yani daha profesyonel yani, şey anlamda. Doğru. Yani yoksa öyle minareden anons edip bu... Aa oyuncumuzu vurdular. Şu an... Minareden ne oldu? Mert gitti, yenisi var mı? Çıplak bir herif koşacaktır.